Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun inşallah. Duayla ilgili kısa bilgi aktarmak istiyorum kıymetli kardeşlerim. Dua her insan için bir sığınaktır. Dua ihtiyacın anahtarıdır. Allah Huzur Celal kullarına kendisine dua etmelerini, ihtiyaçlarını arz etmelerini çok sevmektir. Onun için bir ayet-i kerimde şöyle buyurmuştur. Bana dua edin, kabul edeyim. Mü'min suresi 60. ayetinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Dua ibadetin iliğidir. Ebu Hazım şöyle demiştir. Dua etmekten mahrum kalmam, duanın kabul edilmesinden mahrum kalmamdan daha kötüdür. Onun için insan samimi olarak daima Allah Huzur Celal'e dua etmeli, ihtiyaçlarını ona arz etmelidir. Duayı terk etmenin kötülüğü, Allah Huzur Celal'e dua etmek suretiyle ihtiyaçlarımızı arz etmekten hiçbir zaman geri kalmamamız lazımdır. Çünkü kullarını ihtiyaçları ancak o yerine getirebilir. Allah Huzur Celal bir ayeti kerimde dua etmeyi terk edenleri kötülemiş, şöyle buyurmuştur. Onlar ellerini kapalı tutarlar. Allah'ı unuturlar. Allah da onları unuttu. Tevbe suresi 47. ayetinde. Allahu Zülcelal diğer bir ayeti kerimde ise şöyle buyurmuştur. Dua ettiğin zaman sıkıntından kalana icabet eden ve sıkıntısını gideren kimdir? Ne az hatırlıyorsunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Allah kendisinden bir şey talep etmeyen kimse gazaplanır.